Işığın Mücevherlerine hoş geldiniz. Noel gün dönümünün astrolojik incelemesi Philip Lindsay'in aylık makalesinden alınmıştır. 21-25 Aralık Noel gün dönümü güneşin durduğu solstis zamanıdır. Yılın en karanlık anında derin bir içsel düşünme zamanıdır. Dünya kuzey kutup yıldızı Polaris'e yönlenmiştir. Bu nedenle kuzey yarım küre mevsimlerinin sembolizmi ezoterik olarak kardinal haçın dört noktası, gün dönümleri ve ekinokslar, koç, terazi, yengeç, oğlak için uygundur. Ormanda karla kaplı, içi sıcak bir şekilde aydınlatılmış uzak bir kulübenin sembolizmi, yengeç, oğlak ve ışıldayan kalp için mükemmel bir semboldür. Yengecin ezoterik mantrası, ışıklı bir ev inşa ettim ve orada yaşıyorum. Ve oğlağın ezoterik mantrası, sonsuz ışıkta kayboldum ve o ışığa sırtımı döndüm. Vahşi doğanın durgunluğu ve sessizliği her şeyin ruhu üzerine tefekkür etmek için mükemmel bir düşünme yeridir. Kış gün dönümünde güneş yön değiştirip kuzeye doğru hareket etmeden önce güney sınırında durakladığı için üç gün boyunca hareketsiz görünür. Noel günü bu üç günlük gün dönümü dönemini takip eder ve güneşin artan bir güçle kuzeye doğru ilerleyişini kutlar. Batı geleneğinde Mesih, insanlığa ışık getiren güneş kahramanı olarak kutlanır. Eski zamanlarda 25 Aralık, kış gün dönümü gecesinde doğan ve ebedi ışığın vücut bulmuş hali olan Pers kurtarıcı Mitras'ın doğum günüydü. Gün dönümünde güneşin duruyormuş ya da art arda üç gün boyunca aynı yerde doğuyormuş gibi görünmesinin yarattığı astronomik yanılsama nedeniyle zamanı aşma fırsatı ortaya çıkar. Zaman, Oğlak Burcu'nun yöneticisi ve karma ve döngülerin efendisi olan Satürn tarafından yönetilir. Gün dönümleri ve ekinokslar ebedi şimdiye açılan kapılardır ve bunun anahtarlarından biri de meditasyondur. Zaman yanıltıcıdır. Ancak herkes için eş zamanlı bir düzen yaratmak için icat edilmiş, satürnyen bir yapıdır. Bununla birlikte tiktak zamanına göre yaşamak kişiyi gereksiz yere dış dünyanın mayasına bağlı tutabilir. Hayatta kalmak için herkes zamana uymak zorundadır ama bir şekilde onun kölesi olmaktan kaçınmalıdır. Bu nedenle Noel'in yoğunluğu içinde yıl sona ererken gün dönümleri derin düşünmek, Zamanın dış biçimini aşmak, genellikle bir kutsal gün molası sırasında ve ruhun kaynağına geri dönmek için bir fırsattır. Oğlak burcunun son derece materyalist bir burç olduğu düşünüldüğünde bu biraz paradoksal bir kavramdır. Ancak ruhsal olarak da güçlü bir inisiyasyon burcudur. İnatçı keçi dağın zirvesine ulaşmak için sebat eder, kazar ve yol alır. Dolayısıyla Oğlak, bir önceki burç olan Yay'ın vizyoner, hayalperest doğasını alır ve onu somut bir yapıya dönüştürüp tezahür ettirir. Oğlağın gücü ve maddi dünyada bu kadar başarılı olmasının nedeni budur. Bir şirketin patronu, kaynakların ve paranın yöneticisidir. Oğlak, maddi veya manevi dünyada bir yöneticidir. Yay burcundan gelen temel ilkeler ve felsefeler Oğlak burcunda kodlanır ve dünyevi yasalara dönüşür. Yeni ay ve dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere